Merhaba, ben biraz şu an geç kaldığım için koştur koştur hazırlanmaya çalışıyorum. Bugün beraber bir vlogda, beraber olacağız. Dilerim keyifli geçer. Dışarıda bir iki mağazaya bakacağım. Böyle tahmin ettiğim güzel ürünleri bulabilirsem inşallah sizinle de paylaşacağım. Ama önce tırnak randevuma geç kalmadan gitmem lazım. Can şu an aşağıda tost yapıyor. Ben aslında yanıma kahve alacaktım yapmak için. İçmek için yanıma kahve yapacaktım. Ama yetiştiremedim. Çünkü sabahtan beri kaç kediyle uğraştım, kaç kedinin mamasını organize ettim bilmiyorum. Akşam arkadaşımızın doğum günü olduğu için geç geleceğiz. Dolayısıyla bütün kedoları organize etmem gerekiyor. Şimdi yüzüme bir iki bir şey daha süreceğim mi, sürmesem mi? Önce nemlendirici sürmem lazım. En son videoya çok güzel yorumlar geldi bu arada. Bir yandan sohbet edelim. Zaten günün geri kalanında da konuşuruz. Ama o yorumlar için şimdiden çok teşekkür ederim. Benim de çok hoşuma giden bir videoydu ve çok emek harcadığım bir videoydu. Gerek çekerken, gerek sonrasında. Üzerimde hem regl ateşi var, hem de geç kalmış olmanın ufak telaşı var. O yüzden çok çabasız bir... Evet! Yok yok, sadece trüflü mayonez ve ketçap. Can tost yapıyor dediğim gibi. Kombin olarak böyle geçenler tesadüfen yaptığım bir kıyafetle şeyi, daha doğrusu anlatacağım orasını, çok komik. Şu giyerken gösterdiğim siyah beyaz damalı pantolonu giydim ben geçen gün. Bir dakika kurusun azıcık. Ondan sonra üzerine de çok severek aldığım bu sezon yeleği giydim. Bu ikisi çok güzel oldu. Sonra mağazaya girdik şansla, İstanbul'a gitmiştik vize başvurusu için. Ve üzerine bir tane ceket beğendim, çok hoşuma gitti, bordo. Mor da diyebilirim, mor bordo değil. Ondan sonra o kombinle o kadar güzel oldu ki, çabası zaten, hatta alanlar da şey yazmış, ben de aynı kombini yapacağım diye. Bu sabah da baktım ne giysem, böyle havalar da garip olduğu için direkt aynı kombini yaptım. Ama yeleği giymedim çünkü yeleği yıkamamışım. Böyle yaka içleri falan biraz hafif renk değiştirmiş, ayıp yani. O yüzden içine başka beyaz bir şey giydim. Zaten beyaz olması yeterli. Şimdi giyince göstereceğim size de. Neyse, aynı anda hem telaşlı hazırlanıp hem de çekemeyeceğim galiba. Zaten hep aynı ürünleri kullanıyorum. Sonra ekstra olarak da gösteririm. Ben hazırlanayım, arabada tost yerken görüşürüz. Yetiştim. Çok geç kalmadım. 2 geçiyor. Allah, başlıyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok severek kullandım. Geçen gün böyle elimi koymuş, elimi izliyordum 2 gün önce falan. Gerçekten. O yüzden vedalaşmak hakikaten zor olacak. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Başlıyoruz. Şimdi manikürümüz bitti. Biraz kısalttık. Bu desene zaten daha önce geldiğimde, hatta bir ay önce karar vermiştik. Renkleri seçtik ve başlıyoruz. Hazır mıyız? Çok heyecanlıyım şu an. Zemin rengi çok güzel. Kim yaptıysa eline sağlık. Kopyalayalım efendim. Aynen.
carefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to. Tadam! Şu yanaklarındaki allıkların tatlılığı. Sadece bir tık daha koyu yapabilirmişiz. İkimiz de pişman olduk. Çünkü top coat sürünce renkleri açıldı. Mesela şu an çok parlak bir ışık olduğu için çok belli olmuyor. Aslında camda daha belli. Çok güzel olmadı mı? Asla düz oje süremiyorum. Bir de son zamanlarda nail art için aklınızda bir fikir yoksa şu şeyleri göstereceğim tekrar. Ben birkaç hafta önce şundan yapacakmıştım. Şu simli olandan. Ben de inanamadım. Çünkü öyle simci bir tip değilimdir. Fakat en son yaptırdığım o kalın French rengi bir dahakine mesela şu yeşille falan yaptırmayı planlıyorum. Sizin de aklınızda yoksa böyle hani hem simli olsun hem böyle detaylı olsun derseniz simli kalın French kesinlikle öneririm. Yani şu an 20 tırnağım olsa 20'sine de nail art bulabilirim. Şimdi planlayabiliriz. 18 diyelim. Çünkü bazen farklı nail art daha yapıyoruz ya fazla zaman olsun diye. Benden düz oje tutmaz. Aynen. Sonra bir de 9 aralığa yapıyorum. Tamam. Önümüzdeki 3 ayın randevularını da ayarladık. Tavsiye ederiz. Genel olarak yani hani tırnak çok şey olduğu için, kapalı gişe olduğu için böyle 3 aylık randevularınızı ayarlayın. O zaman ben gidiyorum. Yeni tırnaklarımla yola çıkmış bulunuyorum. Hatta şimdi bir park yeri bulacağım kendime. Bugün canlı tek araba geldik bu arada. Araba o yüzden farklı. Ben de şimdi ondan arabayı aldım çünkü kafamda bir iki şey var. Bir markete gideceğim. Yine park yeri yok. Az önce daha yakın bir yer vardı, girmedim ve şu an en uzakta park yeri buldum. Hayat bazen ekşi tatlı. Öyle bir şarkım vardı. Şimdi sabah yetiştiremedim bayağı ben makyaj yapmayı bu arada. Tenime hemen bir şey sürdüm. Şu an kaşımda gözümde hiçbir şey yok. Ve şöyle bir şey yapacağım. Şimdi yeni tırnaklarımda şöyle lacivert çizgiler olduğu için makyaj çantamı yanıma aldım. Ve yanıma aldığımı umduğum eyeliner da almışım. NYX'in şu eyelinerına bayılıyorum. Çünkü çok güzel. Ama şu an hem çekip nasıl süreceğim onu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Bir yandan da GSM operatörüm arıyor. Çünkü sözleşme şeyim bitiyor oluyor ya öyle. Yeni teklif iki katı olduğundan dolayı böyle bu şekilde görünüyor. Biraz kapıyı açacağım. Bir de kaş sabitleyicimi süreceğim. Bu tip şeyleri böyle fırçadan iyice böyle arındırarak alın yoksa iz bırakırlar. Ama sıyırıp alınca hani mesela bir şeyi direkt boca etmeyiz ya hani bir sıyırırız kaşıktan çataldan onun gibi. Aslında bir de pembe kalemim var. Şu an macera arasam mı aramasam mı bilemedim ama şöyle şuraya biraz pembe kalem süreceğim. Aha çok güzel oldu. Şu da Golden Rose'un neyi bu? Balmı. Tinted Balm diye geçiyor. Şeftali rengi bu. Evet, peach shake'miş. Çok güzel renk veriyor. Böyle. Bu yüzden çantamda taşıyorum sürekli. Oldu valla. Renklendik 2 dakika. Hazırız. Şu bez çantayı da yanıma alacağım çünkü marketten alacaklarım var. Gidiyoruz. Şimdi Çorlu'da Orion'a geldim. Burada bir Defacto'ya bakacağım. Aklımda bir iki bir şey var çünkü. Online'da gördüm. Onları canlı görmek istiyorum. Bir de Koton'a bakacağım. Yine kış sezonu için böyle fitilli kalifeler var gibi duruyor. Onlara bakıp hem sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi Defacto'dayım. Şu hoşuma gitti. Bir tane hatta kabine aldım. Deneyeceğim. Böyle şeyler çok rahat oluyor. Bir de beyaz pantolon kestirdim gözüme. Bayağıdır beyaz pantolon arıyorum. Şöyle arkası lastikli falan. Acaba nasıl duracak? Bundan da bir tane deneyeceğim. Ne kadar güzel bir pantolon. Hem kargo. Bakayım arka cepleri de önemli. Arkada cep de yok. Bende bir tane yeşil yağmurluk var ve her giydiğimde çok soruluyor. Ama ben onu böyle bir tane fabrika satışmanası gibi bir yerden almıştım ve Asos markasının da. Çok benzer ya. Bu hemen hemen aynısı. Hatta ikisi. Ay içi şöyle tüylü. Hani arayan varsa aklınızda olsun. Yağmurluk amaçlı tamamen bu. Hatta siyahı da var şöyle. Ve kabindeyiz. Geçen sezon kaçırdığım sarı gömleği buldum. Şimdi size hepsini deneyip göstereceğim. Kapılar güzelmiş bu arada. Sağlam da. Böyle şey kapıları hiç sevmiyorum ya. Perdeli var ya. Ay bin bir hesapla.
İlk kombinimle geldim. Öncelikle hırkadan başlayacağım. Şöyle tamamını da göstereyim. Ben böyle baştan ayağa beyaz, açık renk kombinleri çok seviyorum öncelikle. Kendimle son zamanlarda uygulamaya çalışıyorum. Hırka, polyester, akrilik. Böyle hırkaları yünlü almayacaksınız ki şu an yünlüler herhalde 2000 liralarda falan. Bence gayet güzel. Modeli çok güzel çünkü. Ben o yüzden bunu alacağım. Her şeyi kolay kolay ilk görüşte almam. M beden. Hatta şu an size etiketini de göstereyim ki böyle sırayla gidelim. Eğer almak isterseniz diye bir saniye. Şöyle etiketini göstereyim. Kodu yazıyor ama bir adı yok anladığım kadarıyla. Fiyatı da yazıyor. Bence bu fiyat bu modele göre, bu piyasaya göre gayet uygun. Tekrar kombinime geri dönmem gerekirse. Bu hırkanın grisi de var bu arada. O da çok güzel bir ton. Şöyle ikili bir düğmesi var. Bir dakika kapatıp da göstereceğim size. Bu şekilde şöyle ikili düğmeleri var. Çok hoş duruyor. Şöyle. Bayağı güzel oldu bu arada. Düğmelerimi tekrar açıyorum. Üzerimdeki zaten benim atletim. Altımda bu beyaz pantolon var. Az önce bu beyaz pantolonu da buldum. Yalnız bunun 40'ı kalmış sadece. 40-42'si. Ben de bir kalıbını göreyim diye denemek istedim. Fakat oldu. Yani bol ama bayağı üzerimde şu an. 38 daha gelir mi bilmiyorum. Bunu da çok beğendim. Hani bir tık daha çünkü kumaşı kalın. Hani çok iç gösterme durumu oluyor ya beyaz pantolonlarda. Hani dökümünü, durumunu falan bayağı sevdim. Ya ben bu kombini olduğu gibi sevdim. Bunun da yine şöyle kartını göstereceğim size. Bunun da fiyat performansını ben sevdim. Hırkayı çıkardım ve bu sarı gömleği giydim. Dediğim gibi geçen yaz ben bunu daha doğrusu bu yaz yakalayamadım bir türlü stokta. Şu an hem indirimde hem de zaten istediğim bir gömlekte. Böyle yaz kış, kışı abarttım belki ama yazın çok rahat giyilebilecek bir şey. O yüzden şimdiden bu %100 pamuk gömleği ben alma taraftarıyım. Yeşili de var bu arada. Üzerimdeki de M beden. Bu arada ben çok büyük bir defaktolu değilim. Mesela bu gömlekler yazın burada yoktu. Şimdi gelmiş ve çok az ürün var. Hani online'da falan çok daha fazla var. Büyük bir mağaza gördüğünüzde girip inceleyin derim. Eğer ön yargılıysanız. Ben ön yargılıydım. Oradan biliyorum. Az önce gösterdiğim bu krem rengi tight siyahı da varmış bu arada. Ben o yüzden direkt siyahını aldım denedim ama ben bunu pek kendime yakıştırmadım. Çünkü paçaları falan da şöyle bir garip oldu. Neyse daha fazla gözünüzü bozmuyorum. Şöyle gömlekle veda ediyorum. Diğerlerini deneyeceğim. Şimdi iki şey giydim ama ikisini de kendi içinde değerlendireceğim. Bu üzerimdeki %100 pamuk böyle yeşil beyaz çizgili kahve beyazı var ve siyah beyazı var. Öncelikle hoşuma gitti. Fakat bu biraz kalıbı dar. M beden ama hani kollarımı şöyle uzattığımda kısalıyor. Belki L daha iyi olabilir ki boyu falan uzun. Bu bayağı güzel bir şeymiş. Ben bunu sevdim. Hani yeşil beyaz çizgili oluşunu da sevdim. Pantolon da yani diğer beyaz pantolon bana kalırsa daha güzel. Çünkü şunlar olmasaymış belki daha güzel olurmuş. Yok ben diğer pantolonu beğendim. Şu paça boyu beni acayip rahatsız etti. Şimdi gömleği ve hırkayı alıyorum. Bir daha kalmaz mı olmaz. Kendimi garantiye alayım. Fakat pantolon konusunda çok kararsız kaldım. O yüzden kasada bir soracağım bir küçüğü var mı diye. Ona göre kasada ani bir karar verebilirim. Bilmiyorum. Şu anda bende yok ama merkez depomundan isterseniz elinize kadar gönderebilirim. Ücretsiz kargoyla. İstediğiniz içerisinde kapınıza kadar verebilirim. Ya çok beğendim. Evet. Bir tık bol. Tamam. 38'i nasıl olur onu bilmiyorum. Ya olmazsa değişim iade yapabiliyorum. 30 gün iade 90 gün değişim hakkını veririz zaten. Evet aldım ama poşetim yok. Çünkü şöyle bir sistem varmış. Pantolonun 38'ini sorduğumda depoda olduğunu istersem her şeyi aldım. Burada ödeme yaptıktan sonra eve kargolayacaklarını söyledi. Hem açılmamış paket olur dedi. Açıkçası kulağa güzel geldi. İnşallah gömleğin de stoğu vardır. Üçünü de ödedim, üçü de eve gelecek. Bu da böyle defakto istese böyle reklam yaptıramaz yani. Nereden gideceğim, buradan gideceğim. Şimdi bir Koton'a gidiyoruz. Aslında sinemaya girsek olacak ama akşam işimiz var. Haftada 2 gün sinemaya girebilirim rahat. Aşırı seviyorum yani. Ama o kadar yeni film gelmiyor tabii. Netflix sağ olsun. Artık evde. Sinema keyfi. Koton'dayız. Bu köşe Ece Sükan köşesiydi. Artık benden duymaya bıkmışsınızdır. Hani Ece Hanım eve çiçek falan gönderecek diye düşünüyorum artık. O kadar fazla anlattım ki. Ay ne kadar güzel olmuş böyle takım. Bayıldım içine beyazla. Gerçekten takım elbise insanı oldum bu yaştan sonra. Bu da güzel bir siyah pantolona benziyor. Ay çok güzel. Bakar mısınız yelek takıma? Aşırı iyi. Bu arada hava bayağı sıcak. Şort giyenler olmuş. Rahat giyilirmiş yani. Terlik giymediğime aşırı pişmanım. Let's go your exes and tell them they can
kabindeyiz an itibariyle. Burası neyse ki daha sessiz. Yani içeride bangır bangır müzik var. Farkındaysanız hep altyazıyla yazdım o yüzden. Hem gezmesi çok keyifsiz oluyor yüksek seste. Hem de zaten kamera videoya almak imkansız. Birkaç parça bir şey beğendim. Yani hani güzel olacağını düşünüyorum. Hem indirimden hem sezonda. Onları bir deneyeceğim. Denemek istediğim başka şeyler var ama vardı. Ama bedenleri kalmamış. Yani çok fazla buraya gelen Bulgar vatandaş var. Alışveriş yapmaya haklı olarak daha uygunlar çünkü burada. Ve hani yukarıda da bence bedenlerin olmasının sebebi bu. De facto yukarısı dediğim. Koton'da da aynı şekilde. Fitilli kadifede hiçbir şekilde 36 yok. 38 bile yok gibi bir şey. O yüzden hiçbir fitilli kadifeyi deneyemiyorum. Kusura bakmayın. Bugün her şey beklentimin çok üstünde ya kabine getirince. Şöyle siyah bir etek bu. Normal bir mini etek ama kalıbı çok hoş bu arada. 38 beden. Ve cuk diye oturdu resmen üstüme. Bayağı iyi. Çok hoşuma gitti. Vallahi sırf göstermek için deneyeyim dedim ama çok güzel. Ayrıca böyle bir şeyler denemeye gideceğiniz gün, alışveriş yapmaya gideceğiniz gün üstünüze beyaz atlet giyin. Ben bunu bilerek yapmadım ama bugün kabine girip her bir şey giydiğimde bu her şeyle mükemmel uyum sağlıyor. Yandan bu şekil. Hah bak baskısı şu an daha güzel görünüyor. Böyle. Bayağı iyi bir şey. Mini etek seviyorsanız kesinlikle bunu öneriyorum şu an. Çok hoşuma gitti. Böyle ışıl ışıl İspanyol paça böyle tight pantolon arası bir şey denedim. 38 beden bu. Bu arada bayağı güzel ama azıcık kaşındırıyor. Az önce özellikle yakından çektim çünkü uzaktan parıldamıyor hiç. Şöyle yapmam lazım. Fakat 36'sı muhtemelen bana daha iyi olur diye düşünüyorum. Fakat bilin bakalım kalmamış. Gerçekten kafam şişti içeride resmen. Şimdi markete gidiyoruz. Çünkü bir iki indirimli ürün vardı. Onları kaçırmak istemiyorum. Hayvanlar haftası var bu arada. Mamaların da bugün indirime girmiş olması lazım. Şimdi tekrar paylaşırım. Şimdi bir de kahve reyonundayım. Yalnız kahve reyonunda bütün kahveler indirime girmiş. Aşağı doğru bakıyorum. Gerçekten her şey indirimde. Alacaksanız bilmiyorum bu video sırasında indirimde olur mu? Chivo'lar bile şu an indirimde. Ben biraz Jacobs topladım çünkü bu baya dip fiyat yani. Hani bundan daha düşük fiyatı hiçbir yerden bulamayız. Hani bir süre gerçekten kapsül görmek ve almak istemiyorum. O yüzden bunları stokluyorum. Şimdi pet reyonuna doğru gidiyorum. Ama elim kolum dolu sepet almadığım için her zamanki gibi. Mamalardan kumlara, hani tasmalardan, şu taşıma çantalarına kadar her şeyde indirim var. Yani bütün marketlerde bu şekilde olması lazım şu an. Veriniz olsun, bu videoyu izlediğinizde hala vakit olacak. Kışlık stok yapabilirsiniz. Yani evinizde hayvan olmasa bile sokakta hayvan beslemek için kış geliyor. Alabilirsiniz. Sepet almaya gidiyorum. Akılsız başın cezası diyebilir miyiz? Bence çok yerinde olur. Muhtemelen böyle bir şey yaşayan söyledi bence onu. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Bizde o kadar fazla mama gidiyor ki şu uygun fiyata geliyor. İşte 10 kilosu 180'e düşmüş yani göstermemişim. O yüzden bundan bir paket aldım. Biraz da ıslak mama aldım ama daha vakit var. O yüzden hani farklı marketlerde denk geldikçe de stok yapacağım. Çünkü %40 indirim bayağı iyi bir indirim. Hani indirim dediğim aslında her şey eski fiyatlarına geliyor. Yani çünkü şunları 4 küsüre alıyorduk diye hatırlıyorum ben indirimdeyken. İşte şu an... Ay dilim damağım kurudu. Dolabın önüne geçtim ve dedim ne alsam. Şu çayları gördüm. İki marka vardı. Arabaya gidince bunu içeceğim. Ağzım resmen kupkuru ve böyle anlarda su değil. Genelde böyle bir şey içerim. Azıcık şekerli. Uyum kurusun. Oh. Güzelmiş. Sevdim. Karışık bitki özlü içecek diyor. Diğer markanınki yeşil çay bir şeyli içecekti. Şimdi nereye gidiyorum? Bir prensesi ziyarete gidiyorum. Annemlere gidiyorum. Oradan sonra şeye geçeceğiz. Arkadaşımızın doğum gününe geçeceğiz. Bu arada çok acıktım. Annemde inşallah bir şeyler vardır. En azından atıştırırım. Çünkü ocak başına gidiyoruz. Orada da bana göre meze harici pek bir şey olmuyor. Lavaş arası meze yiyorum. O da güzel. Ayrı mesele. Size prensesin tüylerinden çıkaracağım. Şimdi buradan kapatıyorum ekranı. Çok güzel olacak. Fosur fosur. Haydi. Evet ben geldim. Merhaba Devloğuma. Merhaba Devloğuma. Evet.
Anne sen bu takımı ne ara benden aldın ve kuru temizlemeye verdin? Ayıptır sorması. Burada pantolonunda. Ha evet pantolonda leke var. Çıkmış mı? Çıkmış tabii. Videodasın şu an. Aynen. Esallah. Ben videodayım. Haha sen videodasın. Tamam. Evet pantolonda leke vardı doğru. Takım olarak vermek lazım ki rengi değişmesin. Aa. Tabii. Rengi değişir mi hiç peki? Hayır şöyle bir şey var yani eğer temizlemede eşit olması adına birlikte takım verilir tek tek. Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum. Şu an izleyenler de öğrendi bence. Tabii. Yine bir bilgi ya. Tabii. Her vlogta takım bilgi. Takım verilir yani. Ha, teşekkür ederim. Bugün de bir şey öğrendim. Bir de indirim başladı hayvanlar haftası için. Şu an aynen var mıdır bilmiyorum onun somonusundan ama hani şey, Carrefour, Migros, neresi varsa %40 indirimde her gördüm, şey. Gördüm. Her şey, her şey, her şey. Evet. Bitti, annene gidebilirsin. Anam anam, canım anam. Bu da şey, son kozum. Beni sevmeye hala devam edin. Son kozum, göbeği açma. Şimdi evin eski hali, daha doğrusu odamı bilenlere odamın son halini göstereceğim. Ama ben de bilmiyorum, sürpriz. Ay cennete girmiş gibi oldum. Odamın son hali böyle. Ben yatağı aldım biliyorsunuz. Bizim şu an yatak odasındaki yatak benim yatak. Hem de buraya böyle bir şey yap. Ne çam ağacı ne alaka ya? Sanki resmen Ecem'in anısına çam ağacı. Ben de anasının kızı biliyorsunuz. Çam ağacını bozmadım tamamen. Alttaki odaya koydum bizim. Ay buradan çok video var ya. Vallahi duygulandım. İlk oyuncağım burada duruyor. İlk oyuncaklarımdan biri. Bir yaşındayken, iki yaşındayken falan almışlar bunu, bu pengueni. O yüzden penguenleri görünce böyle hep şey yaparım. Heyecanlanırım yani hoşuma gider. Yani gerçek görmedim de işte anladınız belgeselde. Buradan her geldiğimde biraz kitap götürüyorum. Hatta şimdi de bakayım var mı diye. Hadi güzel peynir. Can gelersen. Ay canı karnarsan. Bu ne? Anne yemeğe gideceğiz. Çok komik yani doyuramayacak diye ödü kopuyor. Yemeğe gideceğiz buradan. Bana hediye almış galiba. Bakalım sen işte annem var ya böyle küçük şeyleri. Bir şey alır. Sonra bana hediye vermeye karar verir. O yüzden mesela yargıcı poşetin içinden Pepe Home paketi çıkar. Paket açık. Çok komik bir insan ya. Ay çok güzel. Bunları mesela bu da böyle beğendi ve sonra bana hediye etmeye karar verdi. Böyle hoşuna gider, sever böyle şeyleri. Kardan adam mum bunlar görüyor musunuz? Ay çok şeker. Bunları götüreyim bari beğendim. Güzel hediye. Ne yapıyor? Baksana. Evet ya canın çok hoşuna gidiyor. Bak. Kafa kafaya. Bak. Görüyor musun ne yapıyor bak. Can'a kafasını sürüyor. Aynen Can'a yapıyor işte onu. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne hadi oldu? Gelin geçelim içeri gelin. Ne oldu? Çok güzel ya. Valla özledim sen bunu. Can bazen şey diyor prensesi neden annenlere verdik. orada bir hata yapmışsınız kabul. Dükkan teyze saraya mı taşındı? Saraya hoş geldik. Ama burayı örtüyorum ya şey. Biraz patiliyoruz. Kumaş evet itibari. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen kumaş seçerken evet. Kedili eve göre seçecektin. Aynen, evet. Kedili insanların bilemedim. Kumaş ona göre seçiyorlar. Bilemedim. Neyse sen kaplatırsın zaten 1-2 sene o zaman. Baba tişörtün çok güzel. İstanbul. Bilemedim. Merhaba demek ister misin? Teşekkürler. Yine çok konuşuyor. Ne oldu? Merhaba demek ister misin dedim. Gitti. Ben yiyeyim onun yerine gel. Teşekkür ederim hediyem için bu arada. Beğendim. Ha, çok güzel. Güzel mi? Ha, güzel. Aa, teşekkür ederim. Geldi. Sağ ol. Beğendim. Buna prenses bir şey yapmıyor mu bunları? Aa, benimkiler var. Hayır. Benimkiler bunu ısırıyor şey yaparlar. Isırırlar yani. Yok. Hiçbir şey yapmıyor. Yok. Benimkilere olmuyor ya. Kıt kıt. Bir tane vardı. Hatta dolabın içine koymak zorunda kaldım. İnanmıyorum. Bu duruyor mu? Evet. Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum. Bak. Dur Can'a götürelim onu. Ay çok iyi. Bu bir tarih yani. Aşkım bakar mısın? Kuştan sildi değil mi? Evet korktu. Ne marka o? Neydi bu? Philips miydi neydi? Arçelik'ten almıştık çarşıda bunu değil mi? Şey renkleri vardı falan. Ben yeşili vardı ben bu rengi seçmiştim. Para mı biriktirmiştim ben bunun için? Yok ya ben parasını ben verdim. Sen vermiştin. Neymiş markası? Ah bunda az Sertap Erener'ler dinlenmedi. 2022. 22 yıllık. 2000 yılında mı tam? Tam 2000 yılı ürünü ama bence yani böyle. 2000'ler gelmiş. Tabii 2000. Çocukluğumda mı geçtin? Yani gençliğimde. Böyle radyonun buhranlı ve depresyonlu dönemlerim bununla geçti. Bende de var aynısın. Siyah uzun. Aa. Philips var.
Senin de buhranlı ve depresyonlu günlerin onunla mı geçti? Yok be, benim depresyon dönemi olmadı. Helal olsun. Taş gibi çocuk almışım. Psikolojisi sağlam. Hiç terapi masrafı yok. Sıfır. Hiç sıfır. Bu yemekler aslında bana paketlendi ama şimdi biraz acıktım. Gitmeden önce kendi paketlerimden yiyeyim. Anne amma doldurmuşsun. Olsun, ne çok güzel olmuş ama. İstersen üstüne daha bir mantıklı bir. Pırasayı çok güzel yapıyorsun yani. Ya. Valla. Peki. Ben iyi bir aşçı değilim biliyorsun. Sen çok iyi bir aşçısın da. He? Sen çok iyi bir aşçısın. Hadi canım. Valla. Kim dedi geçen? Sebze yemeklerini çok güzel yapıyorsun. Şey dedi. Değerim çıkan mısın? Elinin lezzeti harbi. Valla değerim yok o kadar ama yok yok dedi. Ya hamur yaptım orada. Nasıl böyle olmuş? Valla güzel yapıyorsun. Şey, sen de her konuda kendini översin. Bu konuda niye övmüyorsun? Ya çok iyi yapanlar var şimdi. Annemde birkaç tane makyaj malzemesi buldum. Makyaj malzemesi buldum. Söyleyemedim de. Alnım falan biraz parladı çünkü. Şimdi göz makyajım gayet muntazam. Yerinde. Hiç ellememe gerek yok. Fakat biraz şey yapacağım. Fondöten gibi işte sprey bir şeyler sıkacağım yani. Bandı zaten rengi gitti. Bir de ağzımı yıkayayım yemek yedim. Şeyden Afyon'a gittik ya. O zaman unuttum ben. Bir şampuan kaldı. Baksana. Aha çok tatlı. Yeni yıl şey çok güzel. Evet güzelmiş. Yeni yıl bak, modu bizde açıldı. Açılıyor. 4 tane bak onlar çok güzel. Evde bulunsun. Kendin de kullan. Geleni de yaparsın tamam mı? Çok işe biliyorsun. Yılbaşını da kullanır. Yılbaşı için aşarsın. Ay ben mutfağa sığamıyorum artık bu arada. Bizim mutfağa. Evet. Annem hala bardak veriyor da o yüzden. Sürgen teyze verme ya. Mola koymaya yer yok. Ben bulaşık kağıdımı şey yapamıyorum, yer bulamıyorum sokağa. Kıyamam. Hakikaten bak valla. Yok yok be, biraz daha düzenlenirse yer açılır. Yok açılmaz. Yeni ürüne ihtiyacımız bana yok. Bana düzensiz de diyor onu. Biz iki kişi yaşıyoruz. Bir pausta sen bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kesersin. Kulağıma söyle. Pudra buldum. Bu benim bıraktığım pudraydı galiba. İnşallah bozulmamıştır. Tek bir fırçayla hepsini hallettim. Biraz daha aldık geçtim. Şimdi şu NYX'in mat finish. Ben bunu nikahta tağı kullanmak için almıştım. Kendi makyajımı yapacağım diye. Zaten ev nikahıydı biliyorsunuz. Neyse o zaman işte mat bitişli. Çok hoşuma gidiyor çünkü göz makyajında falan her şey tutuyor. Şimdi yine o yüzden sıkacağım. Tamam ben hazırım. Videoyu burada bitiriyorum. Çünkü çok kalabalık bir arkadaş grubuyla olacağız. Böyle işte yemek içmek, doğum günü falan derken. Bugün benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dilerim keyif almışsınızdır. Videonun sonunda annemden çok güzel bir trik geldi. Kuru temizlemeye takımlar beraber verilirmiş. Ben bilmiyordum açıkçası. Bir şey daha öğrendim. Belki bilmiyorsunuzdur. Siz de öğrenmişsinizdir. Hoşçakalın. Ertesi sabahtan günaydın. Şu an yorgun duruyorum ama aslında sadece bir kadeh şarap içtim. Bolca su içtim ve bolca dinledim insanları. Çünkü çok kalabalıktı. Ben kalabalıkta böyle biraz kabuğuma çekiliyorum. Çok içmeyince çenem de düşmüyor. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. Çünkü çok güzel acıktım. Çünkü full meze yedim. Kahvaltı hazırlayacağım dediğim çok basit bir şey yapacağım şimdi. Şu Fellas'ın çikolatalı şeyi, granolası. Regl günlerindeki granola seçimi için mükemmel. Bir de geçen gün yulaf sütü bulamayınca fındık sütü almıştım. Üstelik indirimdeydi. Şu an aslında bir gaza geldim az önce. Ve dedim ki dışarı çıkıyorum. Zaten bu videoyu editlemeye başlayacağım. Neyse boşaltayım şöyle. Bitti. Sonra çıkayım dedim. Hava güzel. Bu güzel havaları bir daha bulamayacağız. Güneş var. Sonra aklıma dün bütün gün dışarıda olduğum geldi. Bir tık da üşendim. Aslında markete yine marketten alınacak şeyler var ya. Gerçekten bu ay markete çalıştım. Yani sanki şu an bir tık vazgeçtim ama kesin de değil. Bir kahvaltı yedim bakayım. Belki kahve için dışarı çıkabilirim. Evet kahvaltımız hazır. Ne kadar çabuk hazırlandı değil mi? Şimdi gideceğim ve camdaki kızın öncelikle son bölümünü izleyeceğim. Çünkü ben gecesinde bir türlü izleyemiyorum, kaçırıyorum ve sürekli sonradan izliyorum. Hem onu izleyeceğim hem böyle bir kafamı boşalttım. Çünkü bu sabah açıkçası böyle biraz keyifsiz uyandım. Neden bilmiyorum. Hiç hasta yansıtmıyorumdur. Ama şöyle bir haber vereceğim. Aslında ondan da bu videoyu tekrar açtım sondan. Çünkü söylemeyi unutmuşum. Şu an kanalda eğer YouTube'u takip ediyorsanız belli kanallar böyle katıl butonu oluyor. Bu katıl butonları kanala özel üye olmanızı sağlıyor aslında. Ben de bu katıl butonunu aktif ettim. Sebebi de şu. Aylık böyle cüzi bir miktar da abone olmuş oluyorsunuz sayılır. Bu abonelere özel canlı yayınlar yapmak istiyorum haftada bir gün. Böyle içeriğini canlı yayında salı günü söyleyeceğim. İlk canlı yayınımız salı günü. Abone olanlar için teşekkür ediyorum bu arada. Görüyorum aboneler düşüyor.
Ne diyordum? Ha, canlı yayınlar olacak. Aslında bu canlı yayınlar için biraz bu üyelik olayını aktif ettim. Dilerim keyifli olacak. Yani şu andan daha böyle planlıyorum bir şeyler. Aklımda güzel fikirler var. Güzel şeyler hayata geçirmeyi düşünüyorum. Eğer üyeyseniz zaten salı akşamı görüşeceğiz. Burada böyle bir küçük ve sizinle de bunu paylaşmak istedim. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Bu arada dün aldıklarım şu an evde değil. Çok garip geliyor o yüzden. Bu aldığın şeyi kargoyla gelme olayını ben sevmedim. Aldığım şeyi poşetle eve getirmem lazım. Yeni videolarda görüşmek üzere o zaman. Şöyle kahvaltımı aldım. Şöyle bir şeyler izleyeyim. Biraz daha kendime geleyim. Gözlerim ağrıyor nedense. Bu sırada da bilgisayarım şarj olacak. Sonra da zaten edite başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.